Şu an ortaya çıkan yani artışlarla beraber yaklaşık 1,1 trilyon liralık bir gelir bekleniyor. Toplam yani arttırılan tüm kalemlerle KDV'si, ÖTV'si vesaire. Dolayısıyla 1,1 trilyon aslında bu ek ödeneklerin tamamını aşağı yukarı karşılayacak bir tutar gibi görünüyor şimdilik. Dolayısıyla aslında bir ek bütçe çıkmış oldu. Yani bunu bir tarafa koyalım. Diğer taraftan da aslında şöyle değerlendiririz belki. Biz hatırlarsan diyorduk ki yani hazinenin borçlanması lazım. Yani sen tam söylediğin rakam ha, 1,2 milyon. Aşağı yukarı evet, 1,2 evet. Hesap yapıyordun ya. Burada kabaca hesap yapmıştı hatırlıyorsan. Evet, 1,2. Evet, yani aklına olur aslında, hesaplar basit. Sonuçta ortaya çıkan tutarlar buraya geliyor. Bu tabii deprem yani maliyetini içeriyor. Memur maaşlarını içeriyor ve emekli zamlarını içeriyor. Yani bir kısmı daha doğrusu. Ya bunları karşılamak için çıkarılıyor sonuçta bunlar ama tabii toplumda ciddi bir eleştiriye sebebiyet verdi. Çünkü KDV çok genel bir vergi. Her şeyden alınıyor. Özellikle temizlik malzemelerini konuştuk burada hatırlarsan. Hafta sonu görüntüleri görmüşsündür herhalde. Evet, tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdından şampuana kadar herkes yani bütün marketleri talan etti. Talan etmişler. %10'luk artış az değil. Yani az değil. Oradaki baktığınız zaman. Bir de tabii yani hep bir beklenti var. Şimdi sıra neye gelecek? Yani bu sıkıntı. Sonra nasıl kıracağız? Ya ben açıkçası bununla alakalı... Şimdi sıra neye gelecek diye resmen... Bununla alakalı bir açıklama yapılmasını beklerim. Nasıl mesela? Yani şöyle, biz işte bir takım artışlar yaptık. Önümüzdeki 6 ay yeni bir artış planlamıyoruz mesela. Çünkü bunu yapmazsanız... Beklenti kesmen lazım. Tabii bunu yapmazsanız öbür türlü bazı yerlerde bunu speküledir ve ekstra zamlar görürüz. Yani devlet vergi artışı yapmaz ama kimileri zam yapar. Yani gelecek gibi. Dolayısıyla bunun önünü kesmeniz gerekiyor. Bu dedikodu haline gelmemesi lazım. Hızlıca. Şimdi bu özel... Yani gelecekse de açıklasınlar. Şu gelecek, bu gelecek diye. Değil mi? Önümüzü görelim. Şimdi bu özel markalar var ya. Yani evet, marketlerin kendi ürettiği. Bunların evet, üreticilerin bir arada olduğu bir özel markalar derneği var. Başkan İmer Özer bugün aslında yayında olacaktı ama gelemiyor. Evet. Şöyle söylemişti o. Zaten senin söylediğin şu %25'lik zaten dolar artışı, döviz artışı zaten yansıyacak. Asgari ücret var. Evet. Bir de bu KDV artışıyla biz raflarda %30'dan aşağı fiyat artışları göremeyeceğiz dedi. Yani %30 diyor ki bu iğneden ipliğe. Şimdi bugün başlıyor KDV ile ilgili düzenleme 8'den 10'a. İşte 18'den 20'ye ve o... 8'den 20'ye. Evet, 8'den 20'ye var bir de. Şimdi peki bunun önünü hani açıklamayla dediğin gibi kesecek ama nasıl kesecek? Yani ne diyecek mesela? Örneğin biz yani burada ÖTV konuşuyoruz. Şunu söylemesi gerekiyor Maliye, yani Sayın Bakan'ın ya da bürokratların açıklama yaparak. Biz 1,1 trilyonluk bir kaynak yaratacak olan bu artışları yaptık. Şimdi artık hani bu bir mali disiplin sağlayacak, aynı zamanda bir gelir sağlayacak. Biz bunu önümüzdeki 6 ay içerisinde yenisini planlamıyoruz. Ya da yıl sonuna kadar yeni bir düzenleme yapmayacağız diyebilir. Çünkü yıl sonunda zaten biliyorsun bir takım düzenlemeler yapılacak. Peki zaten. Ya ihtiyaç, yani yeniden değerlemelerle. İhtiyaç olursa mesela? Yani hesap kitap ona göre yapılması gerekiyor. Yoksa her gün eğer vergi zammı yapılırsa o zaman kimse esnafa kızmasın her gün zam yapıyor diye. Dolayısıyla ben bunu beklerim. Yani bu saatten sonra bazı alanlarda da beklentiye fırsat yaratacak şeyin önünü kesmeniz gerekiyor. Gerçek olan budur. Yok çünkü öbür türlü hani davranış zaten bozulmuştu, fiyat davranışı. Bir de vergisel anlamda sürekli bir endişe içinde kalırız. Doğru da değil. Yani bak mesela bugün otomobil konuşuluyor. Yok evet, efendim şöyle gelecek, yok böyle gelecek. Evet, yani, bir şey konuşuluyor. Şimdi biz ne konuşulsa da oluyor bu arada. Yani dolayısıyla konuşulan her şeyin hayata geçiyor olması da bu beklentilerle alakalı demek ki doğruymuş, şeyi güçlendiriyor. Evet, yani ne konuşulsa, sosyal medyada ne yazıyorsa oluyor. Şimdi dolayısıyla bu doğru değil. Yani bunu bir yerden kesmek gerekiyor. Şu konuda haklı mı? Haklı. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi bugün borçlanmak zorunda. Çünkü paraya ihtiyacı var. Bu eğer biz IMF ile bir anlaşma yapıyor olsaydık mesela... IMF bize diyecekti ki zaten bak bu oranları arttır, şöyle gelir yarat, işte kaynak maliyetlerini böyle ayarla diyecekti ve biz bunu yapacaktık. Şimdi bir farkı yok aslında. Biz yabancı yatırımcıyla anlaşıyoruz. Biz yurt dışından Türkiye'ye para getirecek olan kişiye diyoruz ki bak ben şu oranlarımı arttırdım, böyle kaynak yaratıyorum, faizimi buraya çıkardım. Aslında yani bir kurumla değil ama kaynağı kim sağlayacaksa ona taahhütte bulunmak gibi bir şey bu yaptığımız. Dolayısıyla bu bedeldir ama bunun bir ayağı eksiktir. Onu da bekliyoruz, hep söylüyorum. Bir ayağı da kamuda tasarruftur. Akıllıda yani, tasarrufla ilgili hiçbir şey duymadık. Henüz duymadık ama ben duyacağımıza inanıyorum. İnşallah. Hayır, çünkü şimdi bu iş üç ayaklı. Yani bu enflasyonla mücadele değil sadece. Ekonomide kaynak yaratmak, güven sağlamak, dış dünyaya taahhütte bulunmak hep üç ayaklı. Bunun işte mali disiplini var, tasarrufu var, bir de faiz tarafı var. Evet, verdiğiniz faiz var, para politikası kısmı var. Şimdi siz iki tanesini yaptınız. Hı hı. Yani en azından faizi devam edeceğinizi söylediniz. Burada vergileri arttırdınız. Bir de bir ayak daha var. O da kamunun biraz kemer sıkması. Kamunun bir parça verimli olması. Dolayısıyla onu da bekliyorum ben yıl içinde. Şimdi burada deprem harcamaları da vermişti. 761,7 evet. milyar TL. Zaten o deprem kaynaklı harcamalarda %3,1'e ulaşmasını bekliyoruz dedi. Milli gelire oranı doğal olarak. Şimdi bütçe açıda 5 ila 7 arası 3 sene falan böyle devam edebilir denilmişti. Hı hı. Neyse, oraya geçeceğim evet. Şimdi. Kamu tasarruflarını bekliyoruz. Yani evet. Kamuda tasarruf. O da üçüncü bir ayağıdır. Evet. Bunu bekliyoruz biz. İnşallah olur. Burada da konuşuruz. Hı hı. Şimdi evet. Özel bankalarda ticari kredi artışı negatife döndü. Hızlıca bunu da bir konuşalım. Arkasından Cemre Yılmaz'ın açıklamaları var. Negatifte ticari kredi artışı. Bu ne demek şimdi ya? Bu yani ne anlıyoruz buradan? Yani artık zaten faizlerin geldiği seviye itibariyle baktığımız zaman maalesef zaten burada bir büyüme olmasını beklemiyorduk. Yani ciddi anlamda kredi kullanımı azaldı. İşte öz kaynaklarını kullanıyor ama uzun vadeyi bırakın, kısa vadede bile kaynak. Resesyon ihtimali doğuruyor mu? Yani iş dünyası şu an yeni bir ekonomik tabloyu okumaya çalışıyor. Bu işte yüksek enflasyon, bir yüksek faiz söz konusu. İkisi bir arada şu an ve yüksek kur. Şimdi dolayısıyla bu üç yeni bileşenle bundan sonra hesabını kitabını yapmak zorunda. Yani büyük oranda şunu söyleyebiliriz. Yani önemli ölçüdeki büyük montanlı dışarıdan kredi bulunamadıkça yani yatırımlar olmaz artık. Bundan sonra hani mecburi ihtiyaç dolayısıyla olan ihtiyaçlar ancak krediyle karşılanabilir. Onun haricinde yani zaruri olanlar karşılanabilir. Ama onun haricinde yeni bir yatırım için ya da yeni bir hamle için ben iş dünyasının bugün bu hamleye gireceğini sanmıyorum. Ama yurt dışındaki mesela yatırımlar için kredi bulunabilir. Örneğin Türkiye'de bazı firmalar işte yurt dışında Afrika'ya gidiyorlar ya da Avrupa'nın bazı yerlerine gidiyorlar. Buralarda yatırım yapabilirler. Yani buralarda çünkü o lokal bölgenin faiziyle kredi bulunacağı için yani iş dünyasında böyle bir eğilim artabilir demek istiyorum. Yani Türkiye'deki yatırımlarını bir parça bekletirler ama hem döviz getirisi açısından hem de işte bölge çeşitlendirmesi açısından yurt dışında bazı yerlerde yatırıma kalkabilirler. Bunu da o bölgedeki ülkelerin finansal koşullarındaki kaynak maliyetlerine göre yaparlar.